Toktir Oyunda kanalına bir selam verelim. Merhaba Toktir Oyunda kanalı. Çil gecelerimizden birinde şehir yapmaya karar verdik. İnsanı umursayan, yaşayan ve yaşatan, yeşil enerjiye önüm... Bak. O ne lan Toklan, Tayland gibi amına koyayım. İyiymiş la. Önce yargıladı, sonra benimsedi. Yani random disasters on. It's on baby. Gönül belediyeciliği. Belediyecilik işi, gönül işi. İhale kaçırmak, gönülden geçer. Adam kayırmak, gönülden geçer. Ben bu oyunu amına koyayım. O kadar şehir yaptım, meteor düştü, sel oldu, bütün şehir gitti anasını sikeyim. Şimdi öncelikle arkadaşlar müziğimiz yeterli mi? Bana onu söyleyin. Büyük başkan sen çok yaşa ya. 70 bin gaymemiz var arkadaşlar. 70 bin gayme. 70 bin gaymeyi iyi kullanarak insan hayatını umursayan güzel bir şehir dizayn etmek istiyorum. Yetmiş bin gayme az mı la? Süleyman! Hamza! Şimdi ilginç bir şehir, dosta gider bir şehir. Bir kere yeşil bir şehir olacağız arkadaşlar biz. Bir kere yeşil bir şehir olacağız. Yani yeşil enerji, geri dönüştürülebilir enerji, insanı umursayan bir şehir olacağız ama... Şimdi kafamda dizayn ediyorum, tamam mı? Arkadaşlar sanayi bölgesi dağlarda olsun. Şu bölge yani. Şu bölge sanayi olsun. Şehir şöyle başlayıp buraya şöyle kaysın. Sonra bir noktada köprüyle karşıya geçeriz. Orta tarım arazisi. Burası tarım arazisi. Burada Devlet Tarım Bakanlığı olacak arkadaşlar ve devlet burada tarım alanları işleyecek. Tamamen sosyal bir devletiz burada. Hizmet vereceğiz bol bol. Yollardan patlamazsak, bir de meteor düşmezse ya da sel amına koyayım, atlatırız. Kerane nerede olacak? Dikmen. Bu arada destek olursanız sokak isimlerini satın alabilirsiniz. Eğer çok destek olursanız bölge ismi satın alabilirsiniz. Saygılar. Her şey parayla oldu artık. Şimdi bir tane yol atalım buraya, bir başlasın oyun. 10 dolar harcadık abi. Şimdi bir kere nasıl başlasın biliyor musunuz? Şuradan şehir içine girme olsun usta. Şehre giriş. Şuradan. Buradan. Buradan şehre giriş olsun. Şu an mucize tasarlıyoruz abi. Neydi? 9. koğuş mucizesi. Karşıya geçilmesi lazım bir noktada da. Düşünüyorum. Öyleyse yokum. Şöyle bir üst köprüyle sadece karşıya geçilse. Üst geçit olayı. Değirmenci dayı. Değirmenci dayı. Senin olsun. Füzyon kardeşimiz sokağını kaptı. Şimdi şey düşünüyorum. Hani yollar teker teker karşıya git gel yapsın. Yani yollar yönlere adanmış olsun. Bunun için de bir üst geçit versem buraya. Bu taraf karşıya geçse. Şu şekil. Dosta gider mi? Bir de bununla bunun şeyi aynı mı? Bak simetri takıntımız var birader bizim. Bizde simetri takıntısı var oğlum amına. Herhalde böyle. Abi buradan da çıkıyoruz desek. Çıkıyoruz. La aynı mı oldu? Daha mı kötü şey oldu? Hayır hayır. No. Sol usta. Soldan buna koyayım.
değil mi? Böyle olacak. Buradan da böyle. Tamam, şimdi bu üst geçitle hem karşıya geçiş hem de şehirden çıkış. Burası arkadaşlar ölüm yokuşu bu arada. Burada da bir ölüm kafesi şeyi var, kavisi var. Dikkatli sürün. Artık canınızı kaybedebilirsiniz. şimdi bu böyle olsa, şehre giriş öyle desek. Düzenleme modu var. Böyle şehrin amına koyayım. Hız sınırı 5 abi, yoksa ölüyorsunuz zaten. Virajda hayatınızı kaybediyorsunuz. Şimdi düşünüyorum. Bir tane de karşıdan bu tarafa köprü yapacağım. Şuradan da şehri başlatacağım ama sanayiye toprak yolla gitsek ucuza getirebilir miyiz anasının amına gidişi? Getiririz ya. Usta, çok para harcayacağız buraya gitmek için ama şehrime değer be. Şehrime değer. Toprak yolla gidiş keyfi. Tamam, burası sanayiye giden yol. Sanayi dağlarda olacak arkadaşlar. Şehirden kirliliğini, sesini uzak tutacağız sanayinin. Böyle şehrin amına koyayım. Şimdi bize elektrik ve su lazım. Onlar da yine bu bölgede olur. Düşünüyorum. Bir de bu noktada şurayı bir ilerletmemiz lazım. Burayı şey için ilerletmek istiyorum abi. Burası tarım bölgesi olacak. Bu yol böyle gidecek. Tarım bölgesinin içinden geçecek. Sonra şuradan bir yerden tarım bölgesi bitince ana şehre bağlanacağız. Sonra yan tarafı satın alacağız usta ve bu tarafa geçeceğiz. Ferdinand kardeşim, kesene bereket, teşekkür ediyorum. Ferdinand ve Füzyon destekleri için sokak isimlerini kazandılar. Şimdi bu tarafta da şeyimiz olacak. Binalar, yollar. Karşıya geçiş var. Karşıdan geliş yok. Bir de karşıdan gelişe ihtiyacımız var. Okursam orospu... Pardon. Şöyle küçük bir yer yapıp... Şuradan da usta... Karşıdan geliş çakacağım. Çakma derken yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Belediyecilik işi, gönül işi. Tamam, paramız biraz var. Şimdi bize şeyler lazım, temeller lazım abi. Temel shit lazım. Şimdi bir kere buraya bok atamayız abi. Burası şehrimizin incisi bir yer olacak. Boklu nehir olmasın burası. Buraya bok boşaltmayalım. Bok boşaltma işini. Inland Water Treatment. Şurada bir yerde yapacağız. Eco Water Treatment. Bir dakika. Müziğin sesi öncelikle nasıl? Bana onu bir söyleyin. Keçiören Boklu Nehir. Ova. Ova. Eco Inland. Şimdi su için ayrı olsun. Usta, elektrik bir kere abi Advanced Coal Power Plant yaparsam, yani parayı 35.000 kaybediyoruz ama elektrik problemimizi çok uzun süre götürür. Sizce yatırım mı yapalım? Yani bir nevi yatırım mı olsun, yoksa yenilenebilir enerjiye mi gidelim? Şimdi bu gelişmiş kömür şey oluyor. Hani çok enerji üretiyor, daha az ses çıkartıyor, daha az kirletiyor. Ama yine kömürle yapıyoruz yani. Bas kömürü amına. Asıl bas kömürü amına bu arada. Şimdi şöyle yapalım. Bence biraz windmill atalım abi. Burada 8 watt alıyormuşuz. Usta, 8 watt alıyorsak buradan 2 tane windmill atalım. Biraz paramız olsun. Ne olur ne olmaz. 18 watt. Şimdi elektrik bütçesini falan ben bir anasının amına kısayım bu arada hepsini.
yavaş yavaş bütçe arttırırız abi. Paramızı iyi kullanmak lazım. Öyle bol keseden hizmet veremeyiz arkadaş. Bol keseden hizmet olmaz. Şimdi Eco Inland Water. Burada da boklarımızı halledeceğiz arkadaşlar. Bok olayı. Bok olayını... Şimdi tesisat döşemek çok pahalı olacak. Ebesinin amına döşenecek. Ama şehri de kirletmek istemiyorum. Neyse şuraya biz atalım şunu. Peki suyu nasıl yapacağız? Suyu da su depolayarak yapacağız abi o zaman. Şuraya da şu şekil. Yanına iki tane de su deposu alalım. Kaç paramız kalacak? Sizin için, sizler için düşünülmüş bir şehir. Şimdi altyapıyı bir atalım da abi. Bakalım ne oluyor. Şimdi bağla şunları. Elektrik lazım. Elektrik direkleri çekelim. Tam snipe'lık derken abi. Ben şuraya bir elektrik çeksek. Usta. Burası alır herhalde orayı. Buradan da şehre götüreceğiz artık şu şekil. Biraz para edecek tabii o. Bir yandan da şehrin şu yolunu, tamamlanmamış yolunu halletmek lazım. Onu da çok dosta gider bir şekilde çözeceğim şimdi. Dosta gider çözümler. Aynen. Tamam. Ya o burası idareten. Yani ana yol sadece şey için kullanılacak. Önemli maden bölgelerine ulaşmak için kullanılacak ve karşıya geçmek için kullanılacak. Onun dışında buradan şehre de alınacak. Şimdi şehir planlamamıza geçelim. Şöyle çok da robotik bir şehir istemiyorum ama başlangıcı robotik olabilir. Şöyle bir 400'lük açayım usta şuradan. Bir de trafikten de tabii şey olsa iyi olur. Uzak olsa iyi olur. Bu şekil. Bir gidelim. Tarım bölgelerini olabildiğince korumak istiyorum abi. Abi şurası şey olsun. Sadece ticari şeyler koyalım buraya. Şuradan ayıralım. Şurası ticari, burası tamamen şey, yerleşke. Hatta bir atayım ben burayı bir dakika. Şurada oturulacak arkadaşlar. Sanayi alanını ne tarafa alsak şimdi bir dakika. Sanayiyi şöyle dağlara taşıyacağım da burada kesin maden vardır amına koyayım. Harcamamak lazım çok. Şuraya bir sanayi şov. Burada sanayi olur usta. Dosta gider sanayi bölgemiz. Şuraya da bir sanayi bölgemiz. Buradan sonrası sanayi gibi düşünelim şimdilik. Sonra uzatırız ustam. Ustam. Ustalar. Ustozi, Sarkozi. Bir açılsa mı oyun acaba? Şimdi buradan da elektriği getireceğiz abi. Uzun bir yolculuk. Buraya amına koydum. Oraya geliyorsun da buraya niye gelmiyorsun? Neyse. Geldiğine şükür. Chat, sen kahpe misin? Hemen cevap. Şimdi cevap. Şöyle de elektrik direklerini getirdik. Şu an hazırız. Simetrik oldu oğlum. Şimdi su gelmesi lazım. Of, biraz tabii tesisatı uzun ama geleceğe yatırım arkadaşlar. Gelecek huzurumuz için, gelecek huzurumuz için iyi bir yatırım oldu bu. Yani uzağa kurulmak iyi. Biraz paraya mal oldu bize ama yine elimizde bayağı para kaldı bu arada. Tamam. Bir başlatıyorum. Arkadaşlar bazılarımızı bırakalım. Talkland, namı diğer Ankara, Ankara'ya hoş geldiniz diyelim. Ve bakalım şehrimiz bizi nereye götürüyor bir görelim.
iki speed'de insanlar bir yerleşsin abi. Şu an zararla başlayacağız tabii, normal. Hiç kimse panik olmasın. İlk vatandaşlarımız geldiler. İlk vatandaşlarımız geldi. Başkanımız yenilenebilir enerji kullanıyor diye sevinç çığlıkları atılıyor şu anda, maşallah. Bir elektrik problemimiz falan var mı? Şu an bütçeyi inanılmaz kıstığımız için 4 watt elektriğimiz var sadece. Bütçeyi yavaş yavaş arttırırız. Suda bir sıkıntımız yok. Hizmetlerimiz tam. Vergi alabiliyor muyuz? Seriden alalım. Hizmet vereceğiz abi. Vergi de alınacak tabii, amına koyayım. Şimdi bir yandan ufak ufak büyümeye devam etmek gerekiyor. İş yerleri açılırken şehrin büyümesi lazım. Şimdi bu noktada biraz anortodoks kavisler alacağız abi ki şu yeşil bölgeleri bir değerlendirelim, tamam mı? Onun için yeşil bölgelere çok girmeden aynen şu şekil belki olabilir. Evet, şöyle gelinebilir. Böyle gelinsin. Buranı dışarıda tutarak, doğayı koruyarak, tarım arazilerine değer vererek şehrimizi yapılandırmaya devam edeceğiz. Buraya da aynı şekilde şöyle evlerimizi bir koyalım. Elektriğimizi, suyumuzu verelim. Sonra vatandaş anamızı sikmesin. Sikmez değil mi abi? Elektrik zaten verilir oraya muhtemelen. Bir yandan elektrik bütçemizi kontrol edelim. Evet, görüyorsunuz yeşil evler, güzel evler, bahçeli evler. Bu arada füzyon. Füzyon sokak. Diğer destek olan arkadaş kimdi ya chat? Millet bahçemiz olacak, bahçeleriniz olacak, çok güzel park alanlarınız olacak, çok güzel tarım arazileri olacak. Rüya gibi bir şehir geliyor. O sırada hastalıktan kırılırken 3. meteoru düşen Tokland'ın eşgal. Ferdinand Sokak. Füzyon Sokak. Ferdinand Sokak. Arada böyle bu arada vatandaş dükkan olmak isteyen falan olursa arkadaşlar, onları söyleyin. Onları bedava veririm. Böyle gördükçe ama o keyfi. Ferdinand değil, Ferdinand. Tamam, teşekkür ediyorum. D'yi unuttun yarram. Düzgün konuş, ananı bacını, soyunu sopunu, kanını sülaleni sevgiyle saygıyla güzellikle anlayayım kardeşim. Monatçım, daha parkımız yok ki. Parkımız yok ki güzelim. Evet, güzellikle yerleşiliyor şu anda. Bir sanayi ihtiyacı olacak. O sanayi ihtiyacını hemen gördük. Sanayi ihtiyacını gördük burada abi. Yakında yan tarafına da yapılır. Şöyle çok da para, bütçe önemli abi. 10 dolar bile önemli. Acilen kâra geçersek çok sevinirim bu arada. Tamam, dükkanlarımız açılıyor. Şöyle bir chat'e bakayım. Hali hazırda abone olan arkadaşlara dükkan verebilirim. Beni dükkan ismi yapar mısınız derseniz arada bir arkadaşlar, yapmaya çalışırım gördükçe yani. Ayıptır. Beni vatandaş yapar mısınız? İnsan mı olmak istiyorsun? Sen adam mısın lan? Beni ticarileştir Sedo. Ya ama hemen yapamam yani, onu söyleyeyim. Biraz vakit vermeniz lazım. Evet, burada bir burgercimiz var. Bir GameStop, Game Non-Stop shopumuz var gördüğünüz gibi. Benzincimiz var. Güzel bir planlanmamız var. Paranın erimesini durdurabilirsek çok rahatlayacağız. Şimdi elektrikte ne alemdeyiz? Yakında bütçemiz dolar. Bu bütçenin dolmasıyla bütçe ayırmamız gerekecek. Şu anda minimal bütçeden veriyoruz. En düşük bütçeden vermeme rağmen bayağı suyumuz var, fazlalık. İlk sanayilerimiz hayırlı olsun. Bakayım şöyle, sanayileşmek isteyen varak vura veririz. Varak vurak giyim. LTD. Hayırlı olsun kardeşim. Çete arada kafamı döndürdüğüm zaman vereceğim bu arkadaşlara. Bir sokak ismi, bölge ismi için abone olursanız sevinirim. Biz de para kazanırız, saygılar. Şu anda -300 yiyoruz götten ama sıkıntı yok. Büyümek için tekrar şuraya da bir sanayi verelim. Şuraya mesela Veinhol Gıda AŞ'yi. Tamam, laf yapma. Evet, güzel yerleşiliyor bu apartman. Apartman hoş değil usta.
bazı insanlar nedense mahallemizi terk ediyorlar. Gelin yerleşin arkadaşlar. Tokland. Tokland. Sizin için, sizler için. Yaşayan, yaşatan şehir. Tabii bir de disasterlara hazırlanmamız lazım amına koyayım. Yalnız görüyorsunuz kuzen. Şehrin ışıklarını görüyorsunuz. Burada sanayileri görüyorsunuz. Bir dakika, biraz hızlansa iyi olur. Bir gündüz ol be usta. Ve verelim biraz daha sanayi. Bu arada bence bir şey olmaz. Su alıyor mu buralar? Tamam. Her yerin altyapısı tamam gibi gözüküyor. Güzel, 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 güzel. Müziklerimiz iyi mi? Tokland konutlarında seks bir başka derken, yalnız ne geldi? Büyük hizmet. Dev hizmet geldi arkadaşlar. Benim de evimin başkanından geldi. Aha da böyle. Küçük çaplı bir elektrik kesintimiz oldu. Kimse telaşlanmasın. %55 oranında bütçenin arttırımı sanırım bu konuda bize yeterli olur. Hatta gündüze bu kadar ayırmama da gerek yok. Şöyle yapalım. %60 gece, %55 gündüz yapalım. Oh ustam, Erol Taş gibi mi yedim derken abi? Karpuz başka bir meyve arkadaşlar ya. Kahpe ya. Çok iyi meyve amık. Şimdi yalnız konut ihtiyacı arttı şehrimizde. Halbuki konut ihtiyacı burada var diyor düşünüyordum. Yokmuş. Hazır paramız var. Biraz daha yol yapalım. Yol yaptı. O yol yaptı. Şimdi şuraya bir kompartman daha istiyorum. Şöyle bir 400'lük büyük bir konut kısmı olsun burası. Biraz da yatırımımızı yapalım buraya. Burada niye böyle bir sikkoluk gerçekleşti abi? Yorum yok. Konuşursam ağır konuşurum. Buraya su gelmesi gerekecek. Sedo konutları. Burada seks başka. Parklarımız olacak yav. Ama parkın açılması biraz sürdüğü için hemen olmuyor. Tamam, elektrik bütçesini arttırmama gerek yok. Sedo kumkum göt demek Kürtçe'de. Hadi buyurun. Gece elektrik bütçemizi %65'e çekiyoruz. Gündüzü de %57'ye çektik. Yeterli olacak mı? Dosta gider. Aranızda var mı şöyle ben sanayi olmak istiyorum diyen varsa? Estiririz yani. Burada varak vurak giyim var gördüğünüz gibi. Benim oğlum gıda var. Ben ikonik bir şey olayım. Onun için destek olman lazım ekstra kardeşim. Bu benim hayrına verdiğim. Oğlum ne sex shop'u lan? Elektrikte yine bir problem. Gündüz bütçemizi %60'a çekmeliyiz. Yoksa yetemeyecek muhtemelen. Tamamdır. Hala ev lazım. Büyümek istiyor bu şehir. Peki ne zaman level atlıyoruz abi? 400'de level atlayacağız. Bu arada şuraya da şöyle tatlı konutlar yapalım mı? Ne dersiniz? Şu kısma. Yani hem de boşluğu değerlendirmiş oluruz. Tatlı konutlar. Bıcır bıcır. Ananın amın. Şöyle sanırım 60 dolarlık bir su hattı yeterli olacaktır oraya. İşten geldim, damladım. İşten mi geldin? Hoş geldin ustam ya. Gün yorucu geçmiştir herhalde gece 1'de. Güzel, yakında artıya geçeceğiz. Ya
Adam 4-12 usta. Burada keyifli konutları görüyorsunuz çocuklar. Yalnız çöp tesisi iyi dedim. Bizim çöp tesisimiz yok. Gerçi henüz daha açılmadı değil mi? Tamam, problem yok. Henüz daha açılmadı. Şimdi şehrin bu tarafını da eventually kullanacağız. O yüzden böyle yaymak istemiyorum sanayiyi. Dağlara kayırmak istiyorum. Bu ülke öyle travmatize etti ki beni. Dağlar deyince bile bir... Tuhaf oluyorum arkadaşlar. Tuhaf oluyorum. Saygılar. Bu ülke beni yordu amına koyayım. Şekilli şukullu sanayilerimiz olsun yeni. Buraya da şöyle suyumuzu alalım. Abo! Ferhat'ın şirini deldiği gibi mi? Hi. Tamam arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Şu anda ekonomimiz artıdadır. Güzel yerleşmiş bulunmaktayız. Yaşantıyı görüyorsunuz. Keyifli bir şekilde insanlar hayatlarını sürdürüyor. Sanayi talebi var şehrimizin. Şehrimizin sanayi talebi geliyor. Sanayi bir şehrin bel kemiğidir hacı. Olmazsa olmazıdır. Elektrik problemi yine karşı karşıyayız. Bütçeyle alakalı bir durumumuz var. Hemen bütçemizi arttıralım. %65 gündüze, %70 geceye diyelim. Çok yakında da yeni bir windmill. Windmill değil, windmill koymam gerekecek. Şimdi sahili de böyle hoş bir sahil yapabilmek adına kıvrımlı yollara geçeceğiz artık. Şuradan şöyle biraz daha kıvrımlı bir şekilde gideceğiz. Blok şeklinde gitmeyeceğiz yani. Tabii okul, eğitim, öğretim, bunların konuşlanmasını da düşünmek önemli. Şurada şöyle ufak bir kompartman açıp oraya okul ve hastane düşünüyorum arkadaşlar. Her şey sizin için. Şehre yeni geldim, kerhane taraftaydı. Okursam yorumlarınızı, orospu çocuğu. Ha siktir, kendi kendimi playledim. Çete bakıyorum, okuyamıyorum. Chat. Affedin. Affet baba. Şimdi yine büyümemiz lazım. Talep geldi arkadaşlar. Talebimiz var. Bu tarafa büyümek istemiyorum. Dediğim gibi tarım yapacağım ama yani bu aslında tarım için inanılmaz büyük bir arazi. Belki biraz daha ucundan alabilirim burayı ya. Şöyle 400 alıp bu şekil çok mu abartı olur? Çok mu çok oluruz? Ne yapıyorsun oğlum sen? Hasta mısın dayı sen? Buradan da aşağı indirebilirsem istediğim gibi olur. Oldu istediğim gibi, tamam. Bu iki karalık evi sikeyim bu arada. Yorum yok. Sanırım buraya yerleşen insanlarla beraber evimiz, şeyimiz, şehrimiz level alır diye yorumluyorum. Su attığımızı da döşedik. Beyaz Saray ne zaman yapılır? Hiç. Nokia telefon mu oldu? Tesisat gayet iyi oğlum, yeterli. O iki karelik evi bana verir misin? Tamam lan Sabun Ömer. Dikerlerse Sabun Ömer. Sabun Ömer'in konuklu yapacağım buranın adını. Aha geldi. Sabun Ömer'in konutu.
Evet, şehrimiz yükselişte. Evet, yine bir elektrik sıkıntısı var. Gündüz 70'e alalım, gece %75'e alalım. En çok su masrafımız var arkadaşlar. Ama hayırlı uğurlu olsun. Alkışlarımızla artık güzel bir kasabayız. Çöp, eğitim, bu gibi olaylarımız geldi. Alkışlamayanı şehirden atacağım. Burası çok hizmet veren, insanı seven, yaşatan bir yer ama sözüm dinlenmediği zaman siktirin gidin. Şimdi bir kere çöp çok elzem. Çöp atılması lazım usta. Şimdi planlayalım. Biraz hizmet vereceğim için planlama yapmamız lazım. Bir kere eğitim. Şöyle bakayım. Şeyi buraya kadar almam ya. Şurada bir yerden, yani bütün yeşil alanları tarıma vermem. Şuradan kesebiliriz tarımdan biraz. Oraya şehir koyacağımızı düşünürsek burada okul olabilir şu köşede. Bu çevresi de olacak çünkü şu taraf da olacak. Tamam, okulumuz. Kafes şehir ilk öğretim. Güvenle bebelerinizi yollayabilirsiniz. Ana fen mi? Bahçesi bile mi yok? Nasıl ha? Oyun bahçesi falan var oğlum. Çocuklar çıkıyor. Barajı var bak, engelli. Engelli garajı da var abi. Düşünüldü. Bunlar düşünüldü arkadaş. Şimdi aynı zamanda bir de hastaneye ihtiyacımız var. Birden. Hastaneyi de, yani daha doğrusu hastane demeyelim. Sağlık ocağı diyelim. Sağlık ocağını nasıl koysak acaba? Köşeye koyulmaz. Şuradan birini evden atsak arkadaşlar. Ayıp olur mu ya? Burası güzel yermiş. Birini evden ettim. Mahallenin ortasında bir klinik. Okula da yakın aynı zamanda. Kliniğimiz. Sedo Prof Dr. Sedo Kliniği. Kliniğimiz hazır. Sabun Ömer'i yıksam fena gülerdim. Sabun Ömer'in konutu. Evet, burada kliniğin önünde de bir tümsek var. Şuradan yağmurlu havada acı haber. Sevenleri üzdü. Yağmurlu havada virajı alamayan şahıs kliniğin camından içeri girdi. Tümsekle de hızının artmasıyla ölenler. Şimdi çöpümüzü atalım. Şurası da çöp için çok uygun, güzel bir yere benziyor. Burada da çöpler atılsın. Tam da sanayiye girerken çöpler başlıyor abi. İşte sınıf farkının acı gerçekleri sevgili arkadaşlar. Çöpün de bütçesini oldukça azaltalım. Şimdi eğitimin bütçesine hiç dokunmuyorum ama sağlığa paso dokunacağız. Çöpü dokunacağız. Borç çekmemiz gerekebilir bu arada. Ufak bir borç olayı olabilir. Karda kalırsak çekmemize gerek yok. Evet, hastaneler kalktı. Şehrimizde mutluluk falan ne alemde? Bir ona bir kontrol yapmamız lazım abi. Ananı... Sabun Ömer türbesi. Şimdi vatandaşımız çok mutsuz. Vatandaşımızın sağlığı çok düşük. 3 kişi hastaymış. 4 kişi hasta. 8 kişi hasta. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey soracağım bu arada. Ben geçen sefer oynadığımda şöyle bir şey yaşadım. İnsanlar inanılmaz bir şekilde hasta oldular sürekli olarak. Drinking water pollution var. O yüzden mi lan acaba? Ananı sikeyim, sularından dolayı mı oluyor? Boklu su mu içiriyoruz lan biz size? Suyu nasıl temizleyeceğiz usta?
Le Üstad. Hadi buyurun. Botlu su veriyoruz. 8. Voldemort bile temiz su veriyor. Bir dakika, bu yeni bir şey mi oğlum? Hacı bu olmadı ya. Bu olmadı. Bu feci faul. Bu bize borç çektirip yeni tesisat döşettirir. Kuleleri taşı mahalleye. Kulelerin burada olmasından dolayı mı oluyor? Kuleleri boklu mu sayıyor o zaman? Sewer var oğlum. Sewer'ımız burası. Inland Water Treatment. Tamam. Emin misiniz lan? Mahalleye taşımama gerek yok ki. Burayı alabiliriz. Oldukça temiz abi. Kirli mi hala? Hayır ya. Değil değil mi abi? Kirli milli. Lan oğlum, taşak mı geçiyorsun? Kirli mi hala? Ha, azalıyor. Arkadaşlar, boklu su problemimizi de çözmüş bulunmaktayız. Şehir artık sağlıklı. Saygılar. Şimdi bütçemizi %80'e çıkartıyoruz. Gündüz bütçemizi de %75'e çıkartalım elektrikte. Dediğim gibi eğitime dokunmayacağım. Eğitimli vatandaş istiyorum abi ben. Donanımlı vatandaş istiyorum. Elektriğin yetebilmesi gerekirdi. Allah Allah. %85 desek çok mu hızlı büyüdük acaba? Amele de gerek de genel olarak eğitimli ve böyle güzel beyaz yaka işlere sahip olabilecek bir yer istiyorum. Hacı, elektrik problemimiz çözüldü mü? Biraz daha vermem lazım ya. %88. Şimdi sıradaki büyüme için kaç olmamız lazım? 800. Borç çekmek istemiyorum abi ya. Borç çekmek istemiyorum. Kendi emeğimizle büyüyelim istiyorum ama işte hayat öyle değil. Hayat adama acımıyorsa %90 gerekecek gece için. 7/24 okullar çalışsın abicim. Bu ilkokula çocuklar gece bile gelecek amına koyayım. Okuyacaksınız oğlum. Herkes okuyacak. Amele yani düşük sosyoekonomik vatandaşlarımızı da sanayiye yakın böyle hava kirliliğinde ölen vatandaşlar olarak dizayn ettim kafamda arkadaşlar. Bu arada şeyimiz açılmıştır. Aranızda var mı arkadaşlar, bir mahalle isimlerini abone olanlara veriyoruz ama bir ev ismi isteyen, bir dükkan ismi isteyen. Gecekondu istiyormuş 06 Batu. Şuraya Batu Gecekondu. Ne istediğinizi söyleyin de abi. Destek olan arkadaşlara da bölge ve yol ismi veriyorum. Görünen isimleri veriyorum. Borç çekip Bitcoin'e bas, parayı katla. Saygılar. Ünal kuru yemiş. Burada dükkan var mı kuru yemişçi olabilecek? Abi şöyle yapalım, kuru yemişten ziyade Ünal Burger. Hastane veya fabrika istiyorum, hele hele amına koyayım. Hele hele. Şimdi güzel gidiyor bu arada şehir. Planlaması var, bir planı var, bir hikayesi var. Sanayide çalışanlara Allah sabır versin. Paramız olunca da bu arada sanayinin toprak yollarını güncelleyelim. Daha hızlı aksın oradan. Mutluluk fena değil, artışta. Sağlık
average health'ımız çok yüksek değil. Peki boklusu olayı? Çöpümüz var mı abi? Şu an çöp çalışıyor mu usta? Çalışıyor. Çöpler alınmaya gidiliyor. Ses? Çok ses yok şehirde. Güzel. Şurası şehrin ortasında iki dükkanlar biraz ses yapıyor. Edukasyon başladı. Şu anda toplumumuzun sadece %1'i okumuş. Osmanlı gibiyiz amına koyayım. Switch treatment'a ihtiyacımız var. Bunun için bütçe verebiliriz abi. Biraz bütçe ayırabiliriz. %65'e çekersek sanırım sularımızı boşaltabiliriz en güzel şekilde. Hastane masrafı çok vermemize gerek yok. %60'da hizmet verelim hastanelerde. Güzel. Biraz para yapıyoruz. Yine elektrik sıkıntımız var. Aslında bunun en güzel çözümü borç çekip biraz windmill almak ama... Bütçeyi arttırsak olur gibi şimdi. %95'e çektik desek, gündüzde %85'e çektik desek yeterli olacak mı? Dostlar gidiyor ya. Dostlar gidişte. %95'e alalım ikisini de. Çok da bütçesi yok aslında. Su daha büyük bir masraf. Ne kadar sıçıyorsanız amına koyayım. İşini acil çözmemiz lazım ve konuta ihtiyacımız var. Bir borç almak olabilir ya. Bir borç alabiliriz hem de büyürüz. Bir de şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar hizmet veriyoruz yani. Borç değil amına koyayım. %11 vatandaştan alıyorum. %12 vatandaştan vergi alıyorum. %3 arttırdım. İş yerlerinden %11 alıyorum. Sanayiciye, emekçiye dokunmuyorum. Saygılar. Ama gerçi tam tersi oluyor değil mi? Hani sanayici adamdan alacaksın asıl amına koyayım. Sanayiciden de alıyorum arkadaşlar. Şöyle iş yerinden %10 alacağım iş yerlerinden. Sanayiciden %12 alacağım. Vatandaştan %11 alacağım. Sonra duruma göre bakacağız. Şimdi bunun bana biraz gelir getirmesi lazım. Gelir artışımız geliyor gördüğünüz gibi. Borç çekmeden elektrik ihtiyacımızı giderirsek yavaş yavaş büyütebiliriz. 6K lazım. Zor şartlarda çalışıyoruz başkanım. Siktir lan. %12 ne lan? Soygun lan. Lan sanki sanayisi var bana amına koyayım. Kuzen, parayı görüyorsunuz. 1200 yapıyoruz para. Parayı görüyorsunuz kuzen kendi kendine. Yeten şehir. Elektriğimiz de var. Tamam, şimdi biraz bütçe bile düşebiliriz elektrikten bu arada. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu vergi işi iyi oldu usta. Şimdi %80'e de çekelim bakalım ne kadar açığımız oluyor. Açığımız olmuyordur. %50'ye çekersem ne kadar açığımız oluyor. Anası sikiliyor. %75 verelim. Yetmiyor. %80. Anlık elektrik kesintileri için vatandaşlarımızdan özür diliyoruz bu arada, saygılar sevgiler. Su durumundan iyiyiz, suda da gayet iyiyiz. Hatta suda biraz daha kısabiliriz. Gündüz kesildi elektriğiniz, yani pek de bir durum yok. Şimdi biraz daha para kasıp yeni konutlaşmaları yapalım. Hala borç çekmedik. Borcu böyle immense büyümeler, büyük yatırımlar için kullanalım. Belki itfaiye ve şey için kullanabiliriz. Cimri başkan puh amına koyayım. Lan ne cimriliği arkadaşlar, ben... Sizin vergilerinizi bakın çarçur etmiyorum abi. Görüyorsunuz. Çarçur var mı? Sıfır. Sıfır çarçur. Her şey planlı. Mansur Yavaş stil amına koyayım. Saygılar, sevgiler. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde planlıyoruz şeyimizi. Şuradan da sahil yolu yapacağız arkadaşlar. Başkan tam 31 çekiyordum elektrik gitti. Notlarınızı okursam. Orospu çocuğu, onu geçen dedik patladık, öyle olmaz.
dükkan talepleri de var bu arada. Onları da gidermemiz lazım ama önce şu kısımda bir evlerimizi koyalım. Hemen tesisat döşememiz gerekecek. Bütçe dostu tesisatlarla. $300'da bütçe dostu tesisatlarımızı ayırdık. Elektrik masrafımız muhtemelen artacak. O yüzden hemen elektriğimizin bütçesini %3 arttırıyorum. Suda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Suyumuzu kontrol edelim. Gayet iyiyiz. Şehrimiz yükselişte fakat dükkan. Şimdi arkadaşlar bu oyunda sahile dükkan yapmak mal bir şeydi değil mi? Yani sahilin değerlenmesi için ev koymak gerekiyordu oraya. Suriyeli işçiler de mi vardır? Oğlum o vakit bizde yok ya. O bizde yok ya. Neden Bodrum gibi olsun? Oğlum ben gerçekten hani insanı umursayan bir şehir dizayn etmek istiyorum, anladın mı? Yeşil enerji kullanan, insanını düşünen, eğitimli, kültürlü, yaşamak isteyeceğiniz, gerçekte de yaşamak isteyeceğiniz bir şehir inşa etmek istiyorum ya. Benim derdimi anlayan adam yok mu arkadaş? Yok mu arkadaş? İnsanı siken istemiyor işte. Şey de olacak, yanlış anlamayın. Lüks bir sahil sokağı, sadece yürümek. Bunun minvali var mı ya? Moda sahil mi var İstanbul'da? Sadece yürüdüğün, araba girmiyor. Sadece yürüdüğün bir sahil. İçerisi lüks, dükkanlar, sadece yürüme alanları, işte leisure, oyunlar, moyunlar, o tarz şeyler. Nerede var bu? Sanayi yapacağız sahile. Sahile sanayi, hatta bok da atalım bence. Bakalım suyun akış yönü neredeymiş. Tam böyle köprünün altından bok geçecek şekilde varsa. Suyun bir akış yönü yok galiba. Şuraya bir yere atık koyayım abi ben. Boklayalım sahili. Tamam, it's going good. It's going good. Yalnız inanılmaz bir şey artış isteği var. Dükkan talebi var. Bu talebe boyun eğmeyeceğiz arkadaşlar. Bu talebe boyun eğmiyoruz. Şehir bir büyüse para gelecek bize. Bir de borç çekeriz. O zaman itfaiye vesaire gibi şeyleri de koyabiliriz. Polis istasyonu, itfaiye, distrikleme. Trafik ne alemde? %94. Üst geçitler kullanılıyordur herhalde. Yeni sanayilere ihtiyaç varmış. Aga be, sanayiye giriyorsun, önce çöpten geçiyorsun. Çalışmaya gittiğin yer sana hayatının standartını direkt hatırlatacak abi. Böyle yapmasa mıydık? İçim cız etti. Chat, sanayiye çalışmaya gideceksiniz, önce çöplükten geçiyorsunuz. Rahatsız olur muydunuz? Muhtemelen abi. En yakın zamanda o çöplüğün yeri değişecek. O çöplüğün yeri değişecek. O çöplüğü böyle ilginç bir yere alacağız. Sanayinin içine de olmaz abi. Sanayinin ortasına koysan tüm sanayi çöp kokar amına koyayım. Tamam, şimdi ufak ufak sahil yolunu yapmak istiyorum. Bu yola nasıl girişebiliriz onu düşüneceğim. Sanırım şuradan girmek en güzeli olacaktır ustam. Şurası da sahile gitmeden önceki dükkanlar olsun. Hem de dükkan ihtiyacını bir karşılayalım. Bayağı bir dükkan talebi oldu abi. Burası sahil evleri olabilir. Güzel para kazandırır. Vergisi iyidir, hoştur, hoplatır, zıplatır. Şunları alalım. Tamam, buraya da insanlar sahile yerleşmeye başlasınlar. Bakın buradan evini kapan kaptı. Var mı burada ev isteyen? Bak bura inanılmaz değerlenir amına koyayım. Kaçırmayın abi. Ben istiyorum, ben. Ver abim, ver.
Ver abim ver. Kuma devrileceğiz. Yok oğlum, zeminini halledeceğiz lan. Zemini yapacağız oğlum, merak etmeyin lan. Bu arada okulumuzun kapasitesi insanlara yetiyor mu? Yetiyor. Dur bir dakika, yakında büyüyeceğiz. Onlar göre bir ayarlarımızı yapalım. Geri dönüşüm yapmıyoruz yalnız acilen. Çöp geri dönüşümü de başlatırsak iyi olur. Biraz sesli bir şehir şu anda ama ağaç mağaç yok o yüzden. Aynı Ankara. Hayır, Ankara'da ağaç var arkadaşlar. Su neden kirleniyor? Bir yanına bok koyduk abi, ondan olabilir. Suları daha temiz bir noktaya alabilirsek. Tamam. Ne kadar para verdim acaba bunu taşımak için ya? 700, tamam. Suları temiz bir yere aldım. Peki bağlayabilir miyim? Şimdi hemen... Geri paramı verun. Eksu derde düştüm. Paramı verun. Verun bana paramı. Neyse, su döşememiz lazım. Hemen para gelirse iyi olur. Sahile kadar. Biraz paramızdan olacağız. 400 şuraya. Az 100'lük. Tamam, 500 dolar da bunu harcadık. Tamam, yavaş yavaş para geliyor. Sanayi de yapabilirsek. Yalnız güzel gözüküyor. Ne diyorsunuz? Gördüğümü görebiliyor musunuz çocuklar? Hayal ettiğimi hayal edebiliyor musunuz? O şehir sizin de gözünüzün önünde yükseliyor mu? Şurada bir kerane sokağı. Tamam. Sahil yarrağı 7. Yok be oğlum. Evet, sahil ev isteyenler çabuk cevap verin. Çabuk cevap. Limitli kardeşim. Monat konutu. Sabotaj, sabotaj, master konutu. Sahile pideci lütfen. Medray, Medray konutu. John Nen konutu. Oğlum, abone olmayan arkadaşlar, size sahilden ev mi vereceğiz amına koduklarım sizi? Önce abonelere veriyoruz. Yer kalırsa alırsınız buradan, yer yoksa şehir içinden ev. Oğlum, bu gerçek hayatta da bu sınıf farkını hayatta hep yaşayacaksınız. Böyle internet aleminde de kolay gelsin. John Nen... John Nen konutu. Bana da ver o zaman. Hype. Hype. XV konutu. Kardeş, son konutları dağıtıyorum. İşim gücüm var ya. Ebu Cehil. Ebu Cehil konutu. Dikkat, kapına çarpı yeme. Şimdi bu arada alkışlarınızı alabilir miyim? Şehrimiz büyüdü. Artık 800 kişilik bir şehriz. Bence yani bu şehir 800 kişiden daha fazladır ya. Değil mi abi? Herhalde daha fazladır. Elektrik bütçesini tekrar bir yükseltmemiz lazım. %95'e çekelim. İyi para yapıyoruz bu arada kuzen. Politikalarımız geldi. Çok olmaz. Polis ve itfaiye geldi ama bütçelerini kısıyorum onların. %100 bütçede tutacağım tek şey arkadaşlar şey, eğitim. Diğerlerinin %100'de olmasına gerek yok. Şimdi 22 bin paramız var ama hizmet verdiğimiz gibi gidecek. Hizmetten kastımız mesela polis istasyonu. Şuradan şehrin başlangıcından bir polis istasyonu olsun. Şehrin diğer tarafına da kolaylıkla gidebilsin. İtfaiye. Buna paramız yetmiyor. Biraz beklersek yeter. Yarrağın başı konutu. Halk okumuş olursa boku yersin. Oğlum, ben okumuş halktan boku yemem. Cahil halktan boku yerim. Beni okumuş halk anlar. Saygılar, sevgiler. O sırada okumuş halktan infaz yiyen Sedon'u... Neyse, şurada sanayiyi büyütmemiz lazım çok seri. Güzel, şık olacak buradaki sanayi abi. Dağlara doğru giden hoş bir sanayi. Buranın altyapısını da ayarladık mı? 180 dolar gayme buna verelim. Elektriğimiz.
şu ana kadar gördüğünüz hizmetle sevgili arkadaşlar oy verir miydiniz? %98 elektriğimize, oğlum neden neyini beğenmediniz arkadaşlar, siz ama random bokluyorsunuz. Bu abi boklamanın da bir adabı vardı la, ona ne oldu amına koyayım? O gitmiş ya artık. Allah ne ver diye boklama olayı ya. Sahil kötü mü oldu? Oğlum sahil yolu boyunca evler olacak, nasıl ya? Vatandaş anlamıyor abi. Erdoğan'ı anlamak. Oyun Erdoğan'ı anlamaya dönüyor şu anda chat'in yüzünden. Yorum yok. Yorum yok. Müstahak lan size. Amına koyayım. Evet, şehrimiz akışta. Sahil evi isteyen var mı? Çoksa ilk yazanı alacağım. İlk yazanı vereceğim. Avam sınıfından veya abone sınıfından fark etmez. Mr. TSJ. Hayırlı olsun kardeşim. Konutun. Anahtar teslim. Kolay gelsin. Dükkan isteyen var mı? İlk yazanı alacağım. Dükkan isteyen. Kopernikus. Kopernikus. Anahtar teslim. Pizzacı veriyorum kardeşim sana. Kopernik. Pizza. Tamam. Sıkıntı yok kardeşim. Anahtar teslim. Halkımızın yanındayız. Level alanlar var bu arada. Tekrar bir büyüme isteği geliyor ama planlamadan olmaz. Planlamadan olmaz. Planlamadan olmaz gaza. Distrikler geldi mi bu arada ya? Ben şu anda bölümleri ayırabiliyor muyum acaba? Ya da park yapabiliyor muyum? Ulaşım verebiliyor muyum? Şu anda yapamıyorum onları galiba. Neyse, itfaiye vermeliyim abi her şeyden önce. Peki onu nereye vermeliyim? Of süper oldu. Devlet binaları, devlet hizmeti binaları da burada abi. İtfaiye kar... Ay, ıslandım. Böyle bir şehir... Ananı sikeyim, aynı şeyden koydum. Ah! Ah! Ufak bir ihalede yanlışlık oldu sevgili arkadaşlar. İhaleyle anlaştığımız firma maalesef ki bizleri yanılttı. Orospu çocukları bizleri yanılttı. Hemen itfaiyeyi koyacağız inşallah. Orada büyük zarar oldu. Bu ihale bize 3000 dolara patladı arkadaşlar. Sabun Ömer türbesi. İtfaiyeyi alabilir miyim? Arkadaşlar devlet binaları vesaireler, bunları şimdi aboneliktir. 3-5 bit atmaktır. Hani anlayışını gösterin yani bu işinde. Zaten beleşten ev dağıtıyoruz kardeşim. Devlet de bir azıcık yolsuzluk yapsın ya. Şöyle hemen itfaiyemizi koyalım. Ya şey vardı, Avrupa tipi evler falan vardı. Onlar niye açılmamış? Neyse hayırlı olsun. Planlama istediğim gibi oldu bu. Çok şık oldu lan burası. İstesem burayı böyle ayarlayamazdım ha. Evet, ilk polis memuru. Arkadaşlar seri polis olacağım ben diyenler, hemen ben diyen polis oldu şu an. Pugachevs hazırda bekliyormuş amına koyayım. Pugachevs memur. Memur Pugachevs. Çabuk ya da nasılsın kardeşim? Hayırlı olsun kardeşim ilk görevin. Şehrimizi adım adım inşa ediyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi vatandaşın talebi var bizden. Ama önce bir elektrik kontrol. Tamam, ucundayız, sıkıntı yok. Su kontrol. Biraz bütçe vermem gerekiyor suya. %70'e çıkabiliriz. Elektrikte de %100 verelim hadi, tamam. Çok para değil zaten elektrik ama asıl suya çok para gidiyor ya. Dışkılamaya çok para gidiyor abi. Bu arada buradaki yokuşa dikkat edin ha. Sahile inerken uçmayın amına koyayım denize. Şimdi sahil yolundan devam edeceğiz. Biraz paraya ihtiyacımız olacak. Dükkan da lazım olacak. Şuradan mı yapsak ya da ilerlesem mi? Biraz inşa edelim o zaman orayı, dur bakayım.
para yok. Biraz bekleyin abi. Şehir büyüyecek. Talebinizi görüyoruz. Talebinizi anlıyoruz. Büyüyeceğiz. Ananı sikeyim. Ne oluyor? Yo yo yo. Fatih Terim ya sabır çekti. Biz buranın altyapısını önceden döşedik. Kimse ağlamasın. Yalnız gelirimiz düştü. Bu hoş değil. Gelirimiz 1700'den 1500'e düştü. Hayırdır? Hastaneyi ver. Hastaneyi ver. Bu arada sahilden de 10 numara bir köprü manzarası var. Onu da yıktırayım. Tam şu an ben yazanlar sahilden bir ev kazandı. Obez faşist. Giderlerimiz artmaya var. Ananı sikeyim, yangın var. Sanayide yangın. Nerede? Hemen itfaiye. Ben yazan itfaiye oldu şu anda. İlk de operasyonuna gidiyor. Kiyok, Arukan, memur mu oluyor lan itfaiye? Abi siktir git amına koyayım, önceden yazıyor. Çeten askere ben yazan dedim, çakallık. Memur, Kiyok, Arukan ilk görevine gidiyor bu arada. Prefire atıyorlar oğlum adamlar. Chat, şu anda çete ben yazan götten yiyordur. Ham ve göt sikisi. Evet, itfaiye geldi. Acil la, trafiği tıkama, yangın var lan, alo. Lan amına kodumun tırı, bir sola kır la. Oğlum bir sola kır lan. Piçe bak, illa böyle mi gelmek zorundasın? Burada işçi sıkıntımız varmış, acil büyümeliyiz. Orospu çocuğu ya. Abi yalnız 10 numara mal. Bir gündüz gözüyle görsem burayı daha iyi olacak. Gece kondu ise ya şey ben. Ben. Hadi lan gündüz olsun artık. İşçi talebi var abi. İşçi talebi var. Eğitimde ne alemdeyiz? %13'ümüz şu anda eğitimli. Bu insanlara da ihtiyaç olacak çünkü dükkanlarda eğitimli çalışan da istiyorlar. Level aldıkça ona hazırlanmamız lazım. Ya oğlum ama böyle olmaz arkadaşlar. Prefire atmayın abi. Prefire'lı olmaz yani. Bu arada itfaiye görevlilerimizi selamlıyorum. Şu anda ben yazan sahilden bir ev kazandım. Opera. Opera konutu. Adam evi kazandı. Yangın var. Hemen itfaiye görevlimiz kim geliyor? Ben yazan itfaiyeci oldu. Elizen memur, Elizen itfaiyeci olarak şehrimizde görev alıyor. Bir gündüz olsa da amına koyayım yoldaşısek artık ya. Havamız da yağmurlu usta. Nezi şehir. Tayyip'in her gece rüyalar. Ya bugünkü chill yayına ne diyorsunuz bu arada? Dil olunca çok da güzel uzun gidiliyor ya. Yok, vergiyi arttırmayalım. Vergiyi arttırmayalım. Artık gündüz olsun. İyi param oldu. Büyümek istiyorum. Burada dükkanlar kapanacak. Aga çalışanı yok adamın. Dükkan kapanacak. Başlangıcı çok çildi. Dükkanda ses kapalı izledim. Hah, gündüz oluyor. Life aga. Bir gün daha başlıyor arkadaşlar. Şehrin adını değişiyorum ya.
Hani Talkland güzel de şehir bizim şehrimiz arkadaşlar. Şehir kafes şehirde. Saygılar. Elektrik problemi niye var lan? Hayırdır oğlum? Berkay orospu çocuğu. Tamam. Gündüz oldu. Şimdi düşünebiliriz şehrin dizaynını. Şöyle sahile artık kıvrıla kıvrıla devam edeceğiz. Peki sahilin sahil tarafına ev atayım mı? Ne diyorsunuz? O biraz barzo mu olur? Yani burada yaptığımız gibi. Çok da abartmaya gerek yok. Adım adım ilerleyelim. Paramız hep kısıtlı, borç çekmiyoruz. Nereden itibaren şeyi keseceğiz? Tarım bölgesini. Şu yoldan itibaren tarım bölgesini kestik desek. Şurası şehir olarak kullanılabilir. Peki kıvrımını da öyle mi yapalım? Yani şöyle. Tam böyle mi gelsin? Burayı da içeriden distriktlere böleriz. Konut istiyorlar Sedo. Evet evet. Kral bir ev, gözünü seveyim dışarıda soğuk. Ajitasyon yapma lan. Bir sen mi soğukta yatıyorsun? Ajitasyonu yemeyiz oğlum. Sadece düzlemiş bir şekilde şöyle biraz eğimli ve şeyli alabilsek. Peki önce buradan alsam nasıl olur? Ben. Cemiz Cihaz. Ben. Ya şunun biraz kıvrımı olsun oğlum. Böyle olabilir. Nice, 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 nice. Bunu da aynı şekilde alabilir miyim acaba? Of, ustam be. Dalga gibi evler be, yollar. Wi-Fi gibi oldu amk. Adam üzüldü lan, ne? Kim üzüldü oğlum? Sabun Ömer'in türbesi üzüldü amına koyayım. Yol yaptık diye. Şimdi buradan şu şekilde birleştirelim. Bir noktada park olması gerekiyor. Onu da düşünmemiz gerekiyor. Tarım arazisinden kırpıp biraz daha şuraya bir yere park yapabiliriz. Bir tık daha kırpıp şurayı şöyle bir belediye parkı yapabiliriz. Peki şey düşünün arkadaşlar. Böyle hizmet verilen içinde işte dondurmacıların, işte oyun alanlarının, çardakların olduğu park sizce bedava mı olur, giriş ücretli mi olur? Belediyeye bağlı. Öyle bir park yapmak gerekecek burası eğimli olacağı için. Şimdi konutlarımızı ayarlayalım. Şuradan bir yol çeksem tüm konutlar değerlendirilir mi? Boşluk istemiyorum kuzen. Bir yanlış yok, alın. Bunlar da benim dokunuşlarım arkadaşlar. Bunlar olacak tabii. Yine türbe evler var arada. Şeyi isteyen var mı? Türbe bu da. Bunu da türbe olarak vereceğim. Bu tam bir gecekondu abi. Bunu
ben yazmanız yeterli değil, bu tek karelik gece konduyu ben istiyorum diyen alacak abi. İlk bunu diyen alacak. Bu tek karelik gece konduyu ben istiyorum. Ki Deniz yazdı abi. Ki Deniz, Ki Deniz'i hatırlatın modlar aldı adam. Şurada bir tane daha var, onu da vereceğiz inşallah sahibine zamanı gelince. Evet. Ben. Okey, sahile ev atmıyorum abi. Chat. Sahil tarafına ev atmıyorum. Buranın altyapısını döşeyelim hemen. Biraz para harcadık usta. Biraz para harcadık. Su bütçesini arttırmam gerekiyor %75'e. Sanırım buradaki okul yeterli olur diye inanıyorum. Kapasitemiz hala var. Şuraya da bir dükkan bölmesi yapalım. Burada bir dükkanlar olsun. Tesisat döşedik, sikerim belanı, evinde su var senin amına koyayım. Abi şurada kimin dükkanı batıyor? Merak etmeyin, kimsenin... Batan fabrikanın sahibi olmak istiyorum diyen var mı? Bana batan fabrika verdi. Am ve göz sikicisi. Sex shop imalat arkadaşlar. Kaldıracağım ayağı, bekleyin. Tamam, paramız gelirimiz arttı, güzel. Nice nice nice. Güzel, şehrin yolları yavaştan güneşte yansıma yapıyor kuzen. Şehri görüyorsun, geliri görüyorsunuz. Çöp atığı mı lazım? Hemen gelsin. Bu arada paramızla şuraya da küçük bir dükkan bölmesi hemen inşa edelim. Artık fabrika yollarını upgrade'lemem lazım. Buradan hızlı gelmesi lazım. Çöp, atmut vesaire bilmem nelerin. Böyle olmaz usta. Böyle olmaz. Bir de şeyi görebilsem çok güzel olacak ya. Kaynakları. Heh. Hadi buyurun ya. Az siktir ya. Oldu mu şimdi usta bu? Tam da demirin... Demir uğrunun üzerine şak diye yerleşmişiz amına koyayım. Buradaki sanayiyi taşımak gerekecek. Şurası şöyle maden araştırma, devlet maden işleme ve araştırma enstitüsü olacak arkadaşlar. Şurası Tarım Bakanlığı'nın arazisi olacak. Burada tarım yapılacak. Burada biraz petrolümüz var. Petrolümüz var amına koyayım. Hadi buyurun. Dildo Selim mi? Arkadaşlar ben çöp atımhane olmak istiyorum diyen var mı? Çöp yerini bana verir misin? İlker KZ çöp atım. Yollarımı şuraya hemen vereyim de şurayı bir dakika. Belediyecilik işi gönül işi oğlum. Gönül işi. Biz bu işi gönülden yapıyoruz. Amına koyayım. Amına koyduğum. Aslında bükmeme gerek yok la. Bir süre daha düz gider gibi gözüküyor. Şöyle bir düz gitsin. My name is Alejandro Podorowski. My name is Alejandro Podorowski. This is the story of Chinese man. This is the story of Chinese man. Dükkanlar olsun. Sahildeki dükkan kısmımız. Yalnız buraya da yani hattımız biraz sikko olmaya başladı bu kısımda. Şöyle burada da hattı gereksiz bir şekilde birleştiriyorum ki şekli olsun. Şimdi yollarımızı yavaştan upgrade etmeye başlasak. Industrial yol nerede hacı? Hacı. Meşhur futbolcu bu arada tanımayanlar için. Öldü mü la Hacı Çet?
Daha açılmamış industry yollarımız. Ben. Hacı la hacı, hacı, hagi. Hagi. Evet, iyi yerleşiyoruz. Ev verirsen söylerim ölüp ölmedin. Merlona veririz kardeşim, sen abonesin oğlum. Merlona konut. Bitti abi. Bu konut mücadelesi avam sınıfı için geçerli hacı. Vatandaşımız %44 mutlu. Allah Allah, niye la? Ne vatandaş %44? En mutlu sanayiciler. Suyumuz kirli değil. Tamam, boklu su vermiyoruz. Elektrikte bazı sıkıntılarımız var. Acilen bir şeye daha ihtiyacımız var. Bimle daha ihtiyacımız var. Bir süre elektrik olmayacak bu bölgede. Ona göre dükkanlarınızı açın. Ulan verirdik oğlum aboneler, bak en güzel yerlerden kardeşim. En güzel yerlerden konutları veriyoruz abonelerimize. Verelim abi. İsteyen abone varsa verelim oğlum. Deder X konutu. Bu kadar oğlum ya. Kedili pati vermeyeceğiz oğlum, hastaneyi, devlet binası lan orası. Hastane istiyor ya, manyağa bak amına koyayım. Ben. Sinema. Sinema falan olacak oğlum. Merak etmeyin, sinema olacak. Hadi abi, 6000 mucize arıyoruz. Şuraya da koyuyoruz mucizeyi. Yalnız dağların üstünde çok şık oldu ha. Elektriğimiz ne alemde şimdi? 32. Biraz bütçeden kıssak para girer cebimize. %90'a çeksek ne olur? %10 kıstığımızda elektrik. Hani sikeyim. %5 kıssak. %100'ler geç ya. Bu artık mücadele edebileceğimiz bir şey değil abi. Onun için çok bol... Biraz da bonusta dursun, hem düşünmeyeyim orayı biraz. Tamam, karımız 2.2. Hala borç çekebiliriz. Dükkanları görüyorsunuz kuzen. Shopları görüyorsunuz. Sahili görüyorsunuz. Sahile ev yapma işini bıraktım arkadaşlar. Onu vatandaş istemedi. Sahile ev koyma dedi. Biz de koymadık. Ha, birinin gece kondusu vardı. O nerede acaba ya? Bir dakika. Ha, kimindi? Şu gece kondu, tek slot. Ha, Kideniz. Kideniz konut. Bir başka gece kondu isteyen var mı? King of the Wolves. Gece konduda ikamet etmek istiyormuş. Orada da bir tane şurada. Baraka'da kardeşim benim. King of Wolf diyorum kardeşim. Konut. Dedo, denetle polis istasyonunu. Erdin itfaiye. Erdin orası devlet dairesi değil mi? Nerala itfaiye? Hayır oğlum, memur yaptık onu. Memur yaptık oğlum, şeyi vermedik, istasyonu vermedik. İstiyorsan ambulans çalışanı yapayım amına koyayım. Yalnız bok basmış arkadaşlar, boklu su baskını var. Bir süre evlerinizde kalmanız ricacı olunur. Güzel kuzen. 10 numara sahili görüyorsunuz. Artık çalışan geliyor mu buraya da? Geliyor. Paraları görüyorsunuz. Bir talep var yalnız ya. Olmaz. Talep var, olmaz. Dükkan talebi var. Ben de bir cadde sokak ismi alabilir miyim Sedom? Cadde sokak gözüken isimleri abone olan, destek olan arkadaşlara veriyorum. Mesela Ferdinand Sokak, Füzyon Sokak bizlere destek olmuş arkadaşlar. Evet, bu arada alkışlarınızla büyüdük, geliştik, güncellendik. Artık sanayi arazilerimizi yapabiliriz. Parklarımızı yapabiliriz. Onu da bence
başka bir kısımda yapalım arkadaşlar. Çünkü geceyi 2 ettik. Neredeyse de 8 saattir yayındayız. Yeterli diyelim. Sardı. Sardı bu arada. Çok chill bir kafayla, güzel müziklerle her an her zaman oynayabiliriz. Sizi de sardıysa. Güzel. Bu ara yine yayın oyunlarını çok çeşitlendirdim. İnşallah götüme girmez arkadaşlar. Götüme girmez yani. City Skylines ben oynamak isterim yayında. Güzel, böyle mali geliri yüksek, insanı seven, yaşatan, düşünen bir şehir inşa etmek isterim yani. Güzel gidiyor şimdilik de. Bakalım şu bölgeye şimdi yerleşeceğiz şeyle. Sanayi bölgeleri açıldı. Şu bölgeye bir tarım arazisi en serisinden başlatacağız. Şuraya şöyle bir belediye bahçesi. Böyle çardaklı mardaklı hizmet veren bir bahçe. Park. Sonra düşünüyorum, yollar güncellenecek. Endüstriyel yollara geçeceğiz şehrin bu tarafında. Belki şehrin bu tarafına bir de düşük gelir kesimi yapabiliriz. Şuraya işçi sağlamak için. Sanayiyi büyütürsek işçi sağlamak için öyle bir şey yapabiliriz. Bakacağız ve göreceğiz. Evet, sevgimizi alalım, kafes şehir diyelim. FIFA devam eder değil mi? O devam eder değil mi? Abi City Skylines, abi tarikat oyunu, abi FIFA kariyer. Abi squat. Sonra Sedo niye çeşitli oyun oynamıyor amına koyayım? Hepsi lobileşiyor çünkü sonra.